Arkadaşlar merhaba. İnfradör mermerde dinlenme yapıyoruz. Ama asıl anlatmak istediğim şey farklı. Normal ilk 9 basamağımızı çıktık. 8 basamağımızı. Burada bakın böyle bir 2 basamak daha var. Ara yer var. Kolu düzgün aldığınızda hem uğraşmazsınız hem de işinizi daha güzel yapmış olursunuz. Bu döşemeyi yapın, ara dinlenmeyi ve basamakları bunun üzerine yapın. Yani şu dinlenmenin üzerine gelsin arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Önce bu dinlenmemizin tesviyesini atıyoruz. Aşağıda harç diye yapıyoruz. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra şöyle hafiften bakın terazi atarak buranın düzgünlüğünü kontrol edebilirsiniz. Böyle hepsini birden şerbetleyebilirsiniz arkadaşlar. Elini boyunu ölçün. Yaptığınız yerin ona göre dik ya da yatık yapın. Burası şansımıza çok güzel. Dikine de yapsak, yanlamasına da yapsak mermerde hiç bile vermiyoruz. Kırlanır şimdi. Sadece kırlan file oluyor. 90'a 120 burası. Mermerimizde 30-60 ebatlı taş olduğu için sıkıntı yaşamadan burayı yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi bol bol şerbet yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra her yerde düzük atıyoruz. Şerbetimizin fazlaları alt tepsiye ulaşsın. Ne kadar düzgün atarsanız atın bazen biraz da harç eklemeniz veya harcın fazlasını almanız gerekecek. Çok önemli bir tabi. Bismillah diye başlıyoruz. Bulmamız gereken olana diyorum. Biraz nazik bir taş, enfradör aynı bej gibi. Yapılana kadar çok sağlam değildir ama yapıldıktan sonra yerine oturduğunda en sağlam taşlar. Birbirine kurtar deneyeyim. Sıkıştırmayı. Evet.
duvarların düzlüğünü kontrol ediyorsunuz. Nasıl tuttuğunu da görüyorsunuz. Şöyle kırmaz bir anları. İnşaatta kedimiz köpeğimiz bu. Ya alıyor ya da alıyor. Nasıl aksiliklerde hep bir düşük erken başımıza geliyor. Şimdi de duşumenin çileni 250 lira yapıyoruz arkadaşlar. Kapıda aldığımda parmağınızın ucu da nereden kontrol edip hiç kalmasın mutlaka. Yani düşürürse de en fazla taşın kamburluğundan kaynaklansın. Şimdi içinizden kaynaklanmasın.
böyle halinin fazla geldiğini hissettiğinizde ortadan ufak bir mala parçası alın. Malayla parça. Buradan enlerini karıştırmayalım. Aynı bej gibi kolay kolay çizilmiyor bir saç. Çizilse de üstündeki stokan kaynaklı renginden kaynaklı çizildiği belli olmuyor. O yüzden taban için oldukça uygun bir taş. Hemen temizliyoruz yaptığımız yere. Temizliyoruz. Üzerine basalım edeceğim. Ki zaten taşın altında kum parçası bile kalmasın. Çünkü yaptığımız yeri bularsınız. Ve bu şekilde basın altını yapacağız. İşlemimizi tamamladıktan sonra basamağımızı yapacağız ve işimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bu aradaki dinlenmeyi de aynı şekilde yapacağız. Bu iki basamağı koyduktan sonra döşemeyi yapıp bunun geldiği noktaya bakınız. Elinizden geldiği kadar birbirine sıfır olacak şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Yukarıda yapılmış halinde göstereyim. Buraya aynı şekilde sahanın üzerine koyduk. Burayı da aynı şekilde bitirdik. Yine sahanın üzerine koyduk rızımızı. Hem alt rızımız sağlam oldu. Hem de baştan sona bir tane rızımızı bile kesmemiz gerekmedi. Yani 13,5 sarı hepsinde aynı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.